Yoksa şu zenginler benim arkamdan mı konuşuyor lan? Şurada gizlice dinleyin bakalım onları. Ne diyorlar acaba? Ulan bu fakir de tam geri zekalı. <laughs> lan benim hakkımda nasıl öyle konuşursun oğlum? Vallahi bunların işini bitireceğim ha. Fakir tam salak ya yemin ediyorum. Ulan ben sizin işinizi bitiririm lan. Ben bir silah alırım. Hepiniz dize gelirsiniz lan. Benim arkamdan konuşuyorlar lan. Ben de silah almaya gideceğim arkadaşlar. Bütün engelleri açtım. Polisler de gitti. Şimdi buradan Şunları vuracağım zaten ben sinir oluyordum bütün zenginlere Sizce yapmalıyım mı bilmiyorum ki ya Yap diyorsanız yorumlara bir yazın arkadaşlar Yapma diyorsanız iki yazın Bu arada sakın söylemeyin arkadaşlar böyle gizlice onları vuracağımı Sakın yorumlara yazmayın arkadaşlar lütfen Ya şimdi işinizi bitireceğim lan Heh şimdi şuradan çıkalım bakalım Aa dur dur orada beni görmesinler Ulan evinde her yerini cam yapmışlar neyse ki buradan beni göremezler Gel kardeşim biz de artık uyuyak ya. İyi tamam hadi uyuyak ya. Vallahi artık yeter. Sohbet ettik ettik. Nereye kadar edeceğiz arkadaş? Ulan senin işini bitireceğim lan şimdi. Keber lan. Bütün zenginler ölmeli lan. Aa <laughs> Aaa! Çok kötü! Aaa! O neydi ya? Zengin dostum! Ne oldu sana? Ne oluyor lan? Allah Allah! Kim yaptı lan bunu? Aa, Kim yaptı? Bilmiyorum ama hemen ambulanslara yoksa hayatımı kaybedebilirim dostum. Tamam tamam ben arıyorum ya! Eyvah eyvah! <laughs> Şimdi buradan hemen kaçma zamanı. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi hadi bakalım tarlayı yakacağım ulan oğlum. Bütün zenginlerden intikam alacağım lan. Benle dalga geçmek neymiş görecekler. Bütün zenginler işi bitecek lan. Bütün zenginlerin her şeyini yakacağım lan. Şurayı yakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar burası baya bir yanacağı benziyor. Ben hemen şöyle kaçacağım. <laughs> ulan ya zenginlerin her şeyi yanacak ya. Zengin dostum iyi misin? Ne oldu sana? Kim yaptı bunu? Lan tarlada yanıyor ne oluyor ya? Oğlum kim sana bu hale getirdi? Ulan her yer mahvoldu ya. Sana kim bunu yaptı zengin? Zengin konuşsana lütfen. Abi çabuk Mertar o bir şeyler yapar. Ambulans falan ara. Ne olursa olsun hadi. Tamam ambulans aradım. Hemen şimdi Mert'i arıyorum zaten. Bu telefon çalıyor lan. Kim arıyor acaba? Dur açayım bakalım. Alo. Abi çabuk gel abi çabuk gel o zengin vuruldu zengini vurdular. Ne oluyor lan gece gece Allah Allah kim vurmuş lan zengini? Abi bilmiyorum sen gel buraya en tez zamanda gel abi. Geldim birader geldim Allah Allah bir dakika bakalım bakalım şöyle. Ula çok kötü ya ulan ne olmuş buna ya e, kötü ama iyileşir gibi yani bilemiyorum iyileşir gibi kafasına vurmamış Allah'tan. Elmas seti olmasaymış direkt ölürmüş. Aynen Mert bana da öyle geliyor ya kim yaptı bunu kim ya kim yapmış bilmiyorum ama o, lan tarla da yanıyor arkadaş ya lan tarla ne olmuş ya? Abi bence kesin bunları fakir yaptı. Valla bana da öyle geliyor ya fakir benim arkadaşımı vurduysa var ya onun evinin de yıkarım her şeyi yaparım ya benim arkadaşımı vurmuş ya o fakir. Abi birazdan ambulans gelecek ee, onu karşılayınca şey yapalım fakirlerin evine bakalım tamam mı? Tamam tamam valla ona bir soralım lan oğlum ya dayan dayan tamam mı kardeşim? Ee, ambulans şimdi gelecek hiç hareket etme sakın. Ee, ulan o fakirin evine gidelim tamam mı? Mı? Ulan kesin fakir yaptı ya şuna bak arkadaş bizim yanımıza gelmedi çünkü Aynen aynen bir gidelim yanına bakalım Eğer o yaptıysa evini de yıkalım çocuğunu da hapse atalım her şeyi yapalım ona Tamam birader haydi ambulans aldı zaten Şimdi şu fakirlerin evine gidelim bakalım lan Ulan arkadaş ya tarlamız yandı ya o, o kadar zahmet verdik yani Hadi bakalım şunun evine gidelim bakalım gel bakalım ya Lan fakir çocuk baban nerede çabuk söyle e ee, zengin amca babam e, babam e, en son bir şeyler yapıyordu da gece. Ne yapıyordu lan çabuk söyle? E ee, bana oyuncak getirecekti galiba. Sana oyuncak mı getirecekti lan? Nerede o zaman bak babanı çabuk buraya getir yoksa seni hapse atmak zorunda kalırız. Ben ne yaptım ki ben hiçbir şey yapmadım ama. Ya maksat seni hapse atmak değil tabii ki de babanın buraya gelmesini sağlamak. Babanın ya gecenin şu saatinde baban nerede olabilir ki? Bilemiyorum ki zengin amca ya. <laughs> Evladım senin bir suçun yok ama Baban çok suçlu birine benziyor Ve tarlayı o yaktı galiba Ve e, bizim arkadaşımızı vurdu Polisleri de çağıracağız babanı her yerde arayacaklar Bulamazsalar seni hapse atacaklar tamam mı Eee tamam tamam Lütfen bana acıyın Artık yeter babana da acıdık sana da acıyacağız Yeter ya bizim arkadaşımız Vuruluyor lan o zaman da Tamam tamam zengin amca kızma Allah Allah ya lan bizim arkadaşımızı vurdu ya Allah Allah gel polise gidelim ya Aynen gel gidelim Amirim, amirim vallahi bizim tarla yanıyor. Hadi oraya ilgilenin ya. Dur şimdi komiserle yetişeceğim, görüşeceğim. Ee, komiserim, kusura bakmayın. Kapıyı çalmadan girdim ama çok acil bir durum var. Ne oldu, ne oldu? Soluk soluğa komiser söyle. Komiserim, fakiri gördünüz mü hiç buralarda? Fakir galiba bizim tarlayı yaktı arkadaşımızı vurdu. Hadi canım. Allah Allah ya. Lan e, kesin emin misiniz peki? Yok, kesin eminiz e, kesin emin değiliz. Yani sadece bir tahmin ama zaten fakir de ortalıkta yok. Yani suçsuz olsaydı ortalıkta olurdu. Suçlu olduğu için demek ki kaçmış diye düşündük. Ee, çok mantıklı, ee, biz de her yerde fakir arayacağız tamam mı o zaman? Komiserim o zaman biz çıkıyoruz, çok teşekkür ederim. Ee, i̇lgilenirsiniz, çok seviniriz. Zaten biz o fakiri şehirden atmayı düşünüyorduk. Ee, siz istediğinizi yapabilirsiniz fakirle. İstediğimizi yapabilir miyiz? Hadi canım. Ula biz onun evini yıkıp yol yapacaktık onu da yapabilir miyiz? Suçlu olduğu kanıtlarısı tabii ki yapabilirsiniz. Peki o zaman çok teşekkür ederiz efendim hayırlı akşamlar. Ne oldu birader ne oldu? Eğer fakirin suçu kanıtlanırsa onun evine de istediği her şeyi yapabilirmişiz tamam mı? Hah işte süper ya onun evine de yol yapacaktık zaten. Aynen aynen ulan de o suçluysa ona var ya her türlü pisliği yapacağız ya. Ulan ya bizim arkadaşımızı vurdu ya bu. Silahı nereden bulmuş acaba? Muhittin markete gel bir soralım ya. Allah Allah. Ulan arkadaşımız gitti ya yemin ediyorum. Umarım iyileşir. Bak hala yanıyor. Ulan fakir bir bulayım var ya ağzını burnunu kıracağım ya. Muhittin markete de gidelim de arkadaşlar. Muhittin abi. Muhittin abi selamünaleyküm. aleyküm. Aleykümselam. lan o yangın ne? Abi ben de onu sana soracaktım. Lan silah alınmış. Bu silahla vurulmuş galiba. Abi bu silah kim aldı? Ee, söyleme dedi ama fakir aldı biliyor musun? Ulan fakir fakiri var ya bulduğum yerde mahvedeceğim abi. Fakir mi vurdu peki? Evet evet ya vallahi fakir tam bir suçlu. Tamam abi çok teşekkür ederim. Kardeşim bak fakiri fakiri bulduğumuz yerde mahvedeceğiz. Onun çocuğunu hapse atacağız. Çıkartmak için para verecek tamam mı bize? Aynen abi ya işte böyle yapalım vallahi fakire. Ulan bizim arkadaşımızı vurdu zaten. Kolay gelsin abi hayırlı akşamlar. Gel bakalım zengin ya ulan belki bize vurabilirdi sana vurabilirdi arkadaşımıza vurmuş hiç hoş bir şey değil ya ulan o yokken şehrimiz ne güzel gidiyordu ya arkadaş o Geldim her türlü yangın oldu arkadaş adam vurulma oldu hırsızlık oldu o gelmese her şey güzel gidiyordu ya abi bence onun evini patlatalım bence de vallahi ben silah alacağım onun evini patlatacağım oraya yol yapacağız tarlayı da bir şekilde söndüreceğiz tamam mı tamamdır kardeşim ben itfaiye arıyorum şu gizli yerden şimdi silah alacağım arkadaşlar tamam Burada da karım ve çocuklarım duruyordu. E, fakir silah aldığı zaman ben korkmuştum. He ee, arkadaşlar sizlere bir şey söyleyeceğim. Yani e, bakın ben sizi iyi ki buraya koymuşum. Çünkü bizim arkadaşımızı fakir silahla vurmuş. Ne? babacım bizim de başımıza gelebilirdi değil mi? Evet evet. Sizin de başınıza gelebilirdi ama siz sakin olun tamam mı? Ben buradan silah alacağım. Şimdi fakirin önünü patlatacağım. Fakirle ilgili bütün her şeyi e, patlatacağım, sileceğim. Artık şehrimizde de güven olacak tamam mı arkadaşlar? Bir tehlike olursa da şu telefonla e, zengin öbür zengini arayın. Ola ulaşabilirsiniz tamam mı acil bir durum olursa? Tamam aşkım biz burada buradayız hiç merak etme. Burada yemekler de var. Ee, sen bizim güvenliğimizi sağlıyorsun. Çok teşekkür ederim sana. Önemli değil aşkım benim. Sen burada e, iyi kalın tamam mı çocuklar? Hadi bakalım siz burada iyi kalın. Dur ben de şuradan silah alacağım. Lan telefonunu aldım yanlışlıkla al bakalım. Şuradan silah alayım. Tamam aşkım haydi bakalım ben gidiyorum lan. Ulan fakir demek sen... Arkadaşımız vurduna o silahla vurdun Ulan fakir senin işini bitireceğim Senin evini bitireceğim lan Arkadaş ya Allah Allah kapatalım şurayı arkadaşlar Ulan tarlamız yani sen niye buraya geldin Abi beraber patlatak ya Tamamdır kardeşim Gel o zaman polisten izni aldık zaten yap Her şeyi yapabilirsiniz dedi Polis de bize güveniyor çünkü polis bizim arkadaşımız Ulan fakir ya senin işini bitireceğiz lan senin evini de bitireceğiz lan. Bizim tarlamızı yakmak, arkadaşımızı vurmak neymiş göreceksin. Zengin amca lütfen sakin ol. Bizim evimizi patlatma ya. Ya arkadaş, şu küçük çocuğu acıyorum yemin ediyorum ama babası bizim arkadaşımızı vurdu. Ne yapalım arkadaşlar? Ya vallahi yorumlara yazın. Evini patlatalım mı? Yoksa Patlatmayalım mı bu çocuk yüzünden affedelim mi? Ama ben bilemiyorum arkadaşlar gerçekten. Yani şu anda yor hani gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum arkadaşlar. Yorumlara bakıyorum yani. Ne derseniz onu yapacağım arkadaşlar. Abi bence patlatalım gitsin ya. Bizim arkadaşımızı vurdu. Ya lütfen arkadaşlar ben gibi küçük bir çocuğa lütfen acıyın. Lütfen yorumlara evini patlatma yazın. Arkadaşlar o kadar bizim ee, şeyimizi vurdu ya. Bizim zengin arkadaşımızı vurdu. Lütfen yorumlara patlat yazın. Valla bir sürü yorum geliyor arkadaşlar. Hepsini okuyorum şu anda. Ama genel olarak yani eşit yani şu anda. Evet arkadaşlar yorumları okudum. Sana da söylüyorum küçük fakir. Ee, ne geldi biliyor musun yorumlarda? Ne geldi lütfen patlamasın gelsin. Yorumlarda genel olarak patlat dendi ama şu da isteniyor. Ee, seni bizim çocukların yanına götüreceğim. Sana iyi bir eğitim vereceğim tamam mı? Yani sen de fakir olarak kalmayacaksın tamam mı? Sen de mutlu bir çocukluk geçireceksin. Yuppi yaşasın ya arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ama evini patlatmak zorundayız burayı. Ya burayı da patlatmasanız olmaz mı? Hayır fakir üzgünüm e, yorumlarda burayı patlat ama fakir çocuğa iyi davran yazıyor. E peki ne yapalım ya? Komiserim siz de geldiğinize göre ben artık patlatabilirim diye düşünüyorum bu evi. Aynen öyle çocuğu da çıkarttık patlatın. Haydi bakalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Vallahi güzel olacak gibi geliyor. Şöyle patlatalım. Bütün fakirin yaptığı bütün pislikler için ben de onun evini patlatacağım. 3, 2, 1. Heh hadi bakalım patlattım arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bu neymiş? Elma bu ne? Oha fakirin evinin altına bakın lan. Oğlum elmas varmış lan fakirin evinin altında. Arkadaşlar bizim şu sınırsız madenlerimizin altı burası muhtemelen onun üstüne yapmış biraz kassaymış zengin olurmuş fakir ama e, buraya el koyuyoruz buraya yol yapacağız arkadaşlar hadi bakalım hayırlı olsun Mert e, artık fakirde cezasını çekmiştir neredeyse bilmiyorum ama arıyorum bakalım buralarda mı acaba siz arayın o zaman ben de buraya yol yapım çalışmalarına başlatayım ben yaparım siz hiç merak etmeyin sabah olsun buraya yol yaparız daha da çok geliştiririz bu şehri. Sen de gel bakalım fakir çocuk. Bizim eve geliyorsun artık. Ee, baban baban sana babalık edemiyor. Sen bu evde kalacaksın tamam mı? Oha ev çok güzelmiş ya. Çok teşekkür ederim size. Oha havuzda yüzebilir miyim ben? Havuzda mı? Ha istiyorsan yüz tabii canım. Ben havuzu çok seviyorum. Lütfen yüzeyim burada. E yüzledim ya. İstersen yüzebilirsin. Aa, nasıl yani? Ben şimdi havuzda mı yüzeceğim? Evet, yüzebilirsin havuzda. Aa çok teşekkür ederim. Allah 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 alarm çalıyor. Dur hemen şunu kapatayım. Aha gündüz olmuş. Hadi bakalım. Bugün büyük gün. Oraya yol yapacağız. Baya bir çalışmalarımız da olacak. Hadi bakalım arkadaşlar. sabah erken saatinde kalktım da bizimkiler hazırlanmamış. Anam lan fa ha fakir çocuk burada uyuyakalmış. Ha dur onu uyandırmayayım şöyle. Yaşıyor da mı lan? Hayır, yaşıyormuş. Tamam. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım yol yapım çalışmalarına başlıyoruz. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Lan tarla nerede? Allah Allah bizim tarla yok sanki. Allah Allah bir tane memur kalmış burada. Efendim ne oldu burada? Ee, tarla vardı burada kocaman. Ya maalesef o yandı gitti ya vallahi çok üzüldük ama itfaiyeler de bir şey yapamadı akşam. Akşam ama tarla duruyordu burada. He siz uyumaya gittiniz ya sonra yangın çok büyüdü biz de tamamen kaldırdık. Neyse artık başka başka şeylerde buluruz para kazanmak için zengin. Aynen öyle abi. Şimdi şehri büyüteceğiz bakın şurada e, bu görmüş olduğunuz baltayla. Buraya bir yol inşa edeceğim arkadaşlar. Şimdi böyle gidiyorum hadi bakalım. Bakın şimdi baya büyük bir yol olacak. Aynen. Şimdi yolun kenarlarını yani kaldırımları çekeceğiz arkadaşlar. Tamamdır burası hazır. Şimdi burayı yapacağız. Heh tamam. Burada güzel oldu gayet güzel. Buraya da hani her türlü iş yerini falan koyarız arkadaşlar. Gayet güzel olur yani. Hemen şuraya da şöyle kapatalım. Tamam artık bir yer inşa etmek istediğimiz zaman. Ee, bu taraflara doğru inşa ederiz. Şehrimizde bu tarafa doğru büyütürüz arkadaşlar. Yapmamızı istediğiniz yapılar varsa yorumlara yazın arkadaşlar ki ona göre biz de değerlendiririz. Hani şehrimizi ona göre büyütürüz arkadaşlar. Abi abi abi. Bence futbol sahası yapalım. Yorumlara biri de yazmış böyle. Bu sahası yapalım diye bir. Gayet güzel fikir ha. Kim yazmış? Ulvi Gamer diye bir kullanıcı yazmış. Böyle bir yorum atmış sana. Hmm, tamam gayet güzel o zaman. E, ee, o zaman buraya büyük bir futbol sahası yapalım tamam mı? Tamam abi oynarız vallahi süper olur. Aynen öyle kardeşim hadi bakalım. Ya şimdi jetpack'in de eklesiyle arkadaşlar uçuyorum hadi bakalım. E, ee, şöyle şimdi buraya yapalım. Tamam. Böyle gideceğiz. Hadi bakalım baya güzel bir halı saha olacak arkadaşlar. Gayet güzel olur. Ha, şimdi şuraya yapalım. Tamamdır. Bura gayet güzel oldu. Burası futbol sahası olacak arkadaşlar. Şimdi etrafına kale falan inşa edeceğim. Şimdi bu taraflarına arkadaşlar kale koyacağım. Bunları da Muhittin Market'ten satın aldım. Adam da her şeyi satıyor ya Muhittin Market. Çok boş bir insan. Her neyse. Şimdi bura 3, 4, 5, 6 tamam. Şimdi buradan da aynı mesafede yapacağım ki. 3, 4, 5, 6 boşluk. Bu kadar genişlikte bir kale olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle de A olacak arkadaşlar. Gayet güzel. Tamamdır. Heh, Bunlar da A olacak arkadaşlar top kaçmasın diye. Yalnız şuraları biraz büyütmem lazım sanki. Aynen şöyle büyüteceğim arkadaşlar. 3 ee, da büyüteceğim. Tamamdır. Öbür tarafı da büyüteceğim ama bir dakika. Şimdi aynı tarafına buraya da yapacağım arkadaşlar. Aynı uzunlukta olsun ki hiçbir adaletsizlik olmasın. Burada baya bir futbol oynarız arkadaşlar. Siz de isterseniz yorumlara yazın. Burada futbol oynamamızı baya eğlenceli olur bence. Heh. Şöyle de yaptım. Ee, aynı tarzda burayı da 3 e, birim genişleteceğim arkadaşlar. 3 blok tamam. Heh gayet güzel oldu. Ee, saha bence hoş oldu ya. Şimdi şuralarına e, köşe çizgileri koyacağım arkadaşlar. Tamamdır. Heh gayet güzel oldu. Buraya da arkadaşlar ceza sahası koyacağım. Futbolu bilen arkadaşlar bunları çok iyi bilirdir muhtemelen. Şimdi bu taraftan 4 e, birim uzunluğunda yapmışım. Aynısını bu tarafa da yapacağım arkadaşlar. Heh. 1, 2, 3, 4 Buraya yapacağım arkadaşlar tamamdır Aynı uzunlukta oldu gayet güzel oldu valla Burası da penaltı için arkadaşlar Burayı da penaltı kullanacaklar için yapıyorum ha Gayet güzel oldu Ulan çok hızlı bir şekilde yapabiliyorum ya süper Şimdi orta saha çizgisi koyuyorum arkadaşlar ha Gayet güzel oldu Buraya da Minecraft oyununda olduğumuz için Kare bir orta saha yerleştireceğim arkadaşlar Gayet güzel olur hadi bakalım Şimdi şöyle yaptım hadi bakalım evet gayet güzel oldu bence arkadaşlar ya süper 10 numara olmadı mı arkadaşlar tribün yeri de yapacağım yani bence baya güzel oldu ya yani baya oynanılabilir bir yer bir de şöyle bir tarz deneyeceğim arkadaşlar bakın şöyle bir şey deneyeceğim Heh. bence etrafından da bir tık geliştirmemiz daha güzel oldu 10 numara 5 yıldız bir sağ oldu arkadaşlar. Hah. Gayet güzel oldu. Burada da e, buranın gerisinde de izleyiciler oturacak arkadaşlar. Hani topla kaçması diye buraya böyle yaptım. Heh, tamam arkadaşlar. Burası da böyle oldu. Yani yapı konusunda çok başarılı değilim arkadaşlar ama e, bence gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Sizce nasıl oldu arkadaşlarsa? Güzel olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bu arada Muhittin abi'den satın aldığım şunları da koyacağım arkadaşlar. Bakın Türkiye flamaları gayet güzel oldu bence. Hadi bakalım. Şöyle Türkiye ee, filamaları koyuyorum arkadaşlar ha tamam Bu arada hangi takım mısınız arkadaşlar yani ben Türkiye'yi yaptım ben takım tutmuyorum ama siz takım tutuyor olabilirsiniz hangi takımı tutuyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar kapıştıralım ha Burası da Türkiye'yi yaptım arkadaşlar ben takım tutmuyorum yani Türkiye'yi tutuyorum Ben de ee, ve bence gayet güzel oldu şimdi jetpack'ten ineceğim arkadaşlar bu arada şehrimize yaptığımız halı sahayı sevdiyseniz yorumlara 99 yazmayı unutmayın Kanka nasıl olmuş ya baya uğraştım güzel olmuş mu sence? Ya birader süper oldu hemen yapıyorsun ya sen bunlar. Evet evet bu asa bayağı iyi bir şey ya ben bunu alayım da. Ee, daha arkadaşlar yorumlara ne yazarsa ben onları yaparım arkadaşlar. Yani futbol sahası yazmış bir kullanıcı. Ben de sizin istediklerinizi yaparım. Evet arkadaşlar, serimizin yeni bölümlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız tek tuşa basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu arada bu videoda like atan herkesin istediği her şey olsun arkadaşlar. Amin diyorum. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.